Merhaba arkadaşlar, Magnet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Magnet Campus adını verdiğimiz yeni binamızın tanıtım videosunu çekeceğiz. Hep birlikte binamızı gezmeye başlayalım. Binamız iki girişten oluşuyor. Hatta üç, arkada da bir kapımız var ama burada bir ön ofisin girişi var. Müşterilerin ve personel adaylarının giriş yapabileceği. Bir de kartla girilen personelimizin giriş yapabileceği bu kapı var. Şimdi biz kartla kapımızı açarak turumuza başlayalım. Bizi binaya girer girmez depo bölümümüz karşılıyor. Deponun ana stok alanı aslında eksi birinci katta ama teknik ekiplerle yan yana konumladık. Önce burayı gösterdim ki deponun anlamı sonra ortaya çıksın. Burası teknik ekiplerimizin sabah toplantılarını yapacağı salon. Müdürlerinin eşliğinde burada sabah toplanıp, günün planını yapıp, motivasyonu alıp sahaya çıkıyorlar. Teknik ekiplerle deponun servis yapan mağaza kısmı gibi adlandırabileceğimiz bölümünü yan yana yaptık ki oradan çıkan personel hemen buraya gelip günlük yapacağı adede göre, işleme göre buradan ürünlerini teslim alıp sahaya çıkmasını, arabaya binip gitmesini planladık. Bunlar bu sırada hiç konuşmuyor değil mi? Ne konuda bu konu değil, bir şey sor, cevap veririm. Nasıl gidiyor işler? Yolunuz nasıl? Bugün depo çok toplu. Yani bu topluluğu ben video çekileceğine yoruyorum. Aha geldi. Hiç alakası yok. Bir saniye, geçen ay girdiğimiz iddiayı ve şeyi anlatalım. Evet. Neye girdik iddiaya? Geçen ay ne oldu şimdi? Geçen ayın kaçında işe başladık? Geçen ayın 8'inde ben sahaya çıktım. Evet. 8'inde sahaya çıktım, hiç satışım yok. Daha sonradan 10 gün içerisinde 25 tane satışım vardı. Yine güzel böyle... Yani ayın 18'i mi olmuştu? Evet, güzel bir kahvaltı günü, her şey mükemmel tamam. Gidiyor. Benim de lig maçım var hafta sonu. Dedim ki 55 satarsam krampon alır mıyım? Dedi satamazsın. Masadaki kimse bana inanmadı. 18'den 55 yaptım. Geçin buyurun hiç. Şimdi güzel bir krampon bekliyorum İbrahim Bey'den. Şimdi benden bir krampon kazandı arkadaş. Evet. Hafta sonu maçım var diyor. Bana fikstür atıyor. Bir şeyler yapıyor. Kramponum nerede? Ben de Spor Touch krampon görselleri buldum Google'dan, onu atıyorum. Bana Ronaldo'nun ayakkabısını atıyor. Hayır, sen tabii ki. Tabii ki öyle değil. Ama şimdi İbrahim Bey, şu an burada kameraların önünde bir söz daha almak istiyorum sizden. Bu ayda 90 satarsam. Evet. Tekmelik mi? Ne? Hayır, bilmiyorum. Onu siz biliyorsunuz. Çorap mı ne? Onu artık. Ne istiyorsun sen söyle. Ne istiyorum İbrahim Bey, biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Olmaz mı? Tamam, sana söz. Tamam. 90 sat, bu ay bir şey bulacağız yine. Tamam. Burada bir iş görüşme odamız var. Şu an sanırım orada bir görüşme var ama kapıyı aralayayım. Çok küçük, bir bakalım. Görüşmeye çekip çıkıyoruz sana. Kolay gelsin. Pardon. Çok kısa video alıyoruz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Şimdi az önce içeride bir iş görüşmesi vardı. İlk videonun girişinde de bahsetmiştim. Personel adaylarımız işe kabul olduktan sonra kart sahibi oluyor ve binaya girmeye hak kazanıyor. Onlar şu an sadece ön ofise girip ön ofisten görüşme odasına geçebiliyor. Görüşme odasına tekrar vedalaşılıyor. İş teklifi yapılıp kabul edildikten sonra kartıyla birlikte yukarıda gezme hakkına sahip oluyor. Şu an orada bir görüşme devam ediyor. Bilenler bilir. Mart 2022 Türkiye Fiber Satış Rekorunu kırmıştık. 1160 adet fiber satmıştık. Onun üstüne tabii bu rekor geliştirildi. Bizden aldılar. Bir ay bizde kalabildi. Ama olsun. O ay kırdığımız rekoru tüm emeği geçenlere imza atmıştık. Hep birlikte anı olarak buraya koyduk bunu. Burası da işte deponun ana stok alanı. Parmak iziyle giriş yapılabiliyor. Genelde ürünler burada stoklanıyor, muhafaza ediliyor. Şurada da görebileceğiniz gibi. Burada bir Karşıyaka bayrağı. Her ne kadar Manisalı olsak da, doğma büyüme Manisalı olsak da Karşıyakalıyız. Karşıyaka'yı seviyoruz. Sağda solda çeşitli yerlerde kullanıyoruz renkleri ve logoları.
Burası deponun ana stok alanı. Yukarısı ise deponun teknik ekibe servis yaptığı mağaza kısmı diyebiliriz basitçe. Burası da bizim kullanmaktan en çok keyif aldığımız alanlardan biri. Konferans salonu diyebiliriz, çok amaçlı salon diyebiliriz, büyük bir toplantı odası diyebiliriz. Sahnemizin olduğu, büyük bir perdemizin, sinevizyonumuzun olduğu, beraber filmler izlediğimiz, maçlar izlediğimiz, ay sonlarında kutlamalar yaptığımız çok amaçlı bir salonumuz. Ama daha bu binaya geçeli zaten 1-1,5 ay olduğu için aslında çok fazla kullanma imkanı da bulamadık ama çok geliştireceğimiz yerler var burada. İşte böyle Friday Talks'lar düşünüyoruz. Bana soru sor gibi etkinlikler düşünüyoruz. Tecrübe paylaşımı toplantıları düşünüyoruz. Çeşitli böyle kendi işinde uzman ve işini iyi anlatmayı bilen birilerini burada misafir edip aslında ekiplerimize onların akıllarında olan soruları sormalarını, onların da cevap vermesini istediğimiz bir ortam yaratmak istiyoruz. Daha başlayamadık ama en azından böyle güzel bir salonumuz var. Ve burası bize çok keyif veriyor. Burası 75 kişilik. Şimdi binada geçtikçe göreceğiz. 4 kişilik, 10 kişilik, 36 kişilik ve 75 kişilik 4 tane toplantı salonumuz var. Her ihtiyaca cevap verecek her boyutta toplantı odamız var. Bunları da düşünerek planladık ve uyguladık. Şimdi ise gelelim. Geldik. Çek. Başlat. Burası da Magnet'in kalbinin attığı operasyon katımız diyebiliriz. KCM Back Office burada, FCM Back Office burada. Burada da bir masamız var. Hibrit çalışan, zaman zaman sahada, zaman zaman ofiste çalışan personellerin kullandığı bir masamız var. İşte idari işler, protokol, prodüksiyon, sosyal medya Emrecan, onun kullandığı, protokolcülerin kullandığı bir alanımız var. Burası FCM Back Office. Rekorları kıran, koşturan FCM'mizin aslan parçaları, kalbi burada. Evet kızlar, neden hepiniz böyle sustunuz, kamerayı görünce böyle şey oldunuz? Neden çok ciddi aldınız siz videoyu bu kadar? Neden hiçbiriniz konuşamıyorsunuz? Olacakları hazır mıyız ondan emin olamadık. Allah Allah. Nermin KCM satış destek müdürümüz. Nermin de şöyle poz verelim, bizi çek. Ama FCM pardon. FCM, ben de şaşırdım artık. FCM Satış Destek Müdürümüz. Burada ise KCM ekiplerimiz var. KCM Satış Destek ekiplerimiz. Yeni rekortmenler. Eski rekortmenler, yeni rekortmenler. Sizin rekor hakkında görüşlerinizi kameraya alabilir miyim hanımefendi? Evet. Siz özellikle siz. Sizde YouTuber ışığı gördüm de ben. Sizle bir görüşelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Tuğçe Hanım PSS'de görevinde. KCM Satış Destek'e ne kadar oldu Tuğçe? 4 yıl olacak. 4 yıl olacak. Hangi ayrı katı var? Bir kremi daha diyorsun. Tamam, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Sen de çok mutlusun. Tamam, ne düşünüyorsun şirketimizle alakalı? KCM'miz nasıl? İşler nasıl? KCM'miz bu ay daha da iyi. Ama benim yeterli erkekliğinde Okan'la birlikte daha da iyi. Okan mı? Okan'la deyince ben de depoş Okan'ı yiyorsam. Yeterli erkekliğinde daha da iyi. Hadi bakalım. Esas burada. Büyük patron burada. Onu da çekelim. Merhaba. Hoş geldiniz. Abim Özgür Erol. Genel koordinatörümüz mü diyelim? Ne diyelim? Genel müdürümüz mü diyelim? Bütün işlerin başında. Onun da odası burada. Şöyle odasında görelim. Özgür Bey, sizi masanıza alalım. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne demek? Yeni kanalımız hayırlı olsun. Özgür Bey'in odası burası. Operasyonu ve ekipleri daha rahat takip edebilmek için aynı katta abimin odası. Dışarıyı da görüyor, evet. İçeriği de görüyor. Burası 4 kişilik bir toplantı odası. Burayın birkaç amacı var. Bir, bu katta bir müdür bir personelini bir konu hakkında uyarmak istediğinde, baş başa bir görüşme yapmak istediğinde kullanabilir. İki, burası ortak çalışma alanı olduğu için, açık ofis olduğu için 20-25 kişi aynı anda çalışıyor. Özel bir telefon görüşmesi yapmak istediğinde biri buraya girip telefonla görüşebilir. Burada minik, ufak toplantıların yapılabileceği küçük bir toplantı odası tasarladık. Bu amaçla hizmet edecek. Bu katta acil ufak toplantıları karşılayacak. Burada ise
Bu katta çalışan personeller için şeyler var. Kişisel dolaplar. Çünkü herkesin çekmecesi yok. Bir kartvizitlik rafı yaptık. KCM'nin ve FCM'nin kartvizitlerini koyabileceği, sabah mesaiye çıkmadan önce kartlarını alabileceği bir yer yaptık. Şu dolabı açmak istiyorum ama açmak da istemiyorum bir yandan. Şu dolabı açabilir miyim? Burası normalde kışın insanların ceketini asması için planlanmış bir dolap. Tamam. Bakalım şimdi YouTube'a çıkıyoruz. İyi. Benim beklediğimden iyi çıktı. Hatta biri... Kimin ceketi? Pembe askısıyla kendi getirmiş bunu. Kendin mi getirdin bu askıyı? Kendi askısını getirmiş, ceketini getirmiş, asmış ama olsun, seni tebrik ederim Tuğçe. Burayı amacına uygun kullanan tek kişi sensin. Normalde kedi kumu. Geçenlerde açtım, kedi kumu vardı, bilmem ne vardı burada. Bir şeyler koyuyorlar ama kış olmadığından şimdi kış geliyor. Artık görevine, amacına uygun şekilde çalışmaya başlayacak inşallah. Burası satış odamız. Sabahları KCM ekiplerinin kullandığı, öğleden sonra da FCM satış ekiplerinin kullandığı satış odası. Burada toplanıyoruz. İşte müdürlere eşliğinde, yine aşağıdaki gibi aslında. Tüm motivasyonun, tüm adetlerin, rakamların konuşulduğu. Burada aslında eski rakamlar var. Bunlar da videoda gözükmesi şimdi. Böyle ufak notlar alınmış buraya. Konuşulduğu, bizim kalbimiz olan satış işimizin aslında ana merkezi bu oda. Bu odayı tasarlarken nelere dikkat ettik? Bir okul sırası düzeni yaptık burada. Çünkü yine videonun başında söylemiştim. Bu binada 100 kişi çalışıyor ve çoğu sağ satış ve teknik ekiplerden oluşuyor. Satış personelleri, teknik ekipler. Ofis kadromuz çok kalabalık değil. Bunlar gelip birkaç saat ofisi kullanıp çıkıyor. Sürekli burada çalışmadıkları için biraz daha rahat davranabiliyorlar. Eski ofisimizde bizim şu, bilirsiniz, kolu böyle kolçağı, yatan kalkan, not alınan sandalyelerden vardı. Birinin inik, birinin kalkık, biri sağa dönüyor, biri sola dönüyor. Bunlar ise sabit, düzenli bir şekilde düzeni bozulamaz, dağıtılamaz, çok daha uygun bizim için kullanışlı mobilyalar. Her birinin altına elektrik de getirdik. Laptoplarını ya da telefonlarını şarj edebilir arkadaşlarımız. Burası yassil duvar. Aynı zamanda projeksiyonumuz var. Perde görevi de görüyor. Burada rakamlarımızı yansıtıyoruz. Çeşitli şeyler izliyoruz. Adetlerimizi yazıyoruz. Tüm satış ekibimizin koordinasyonunu bu odadan sağlıyoruz. Burası da böyle bir odamız. Şimdi esas bu şirketin kalbinin attığı yerlerden bir yere daha geldik. Orası neresi? İnsan kaynakları. Saniyemiz burada. İnsan kaynaklarımız. Bir de Tuğba Hanım var. Ama Tuğba şu an bir işi vardı. Evet, bir toplantıya gitti. Birazdan kendisi de burada olur. İnsan kaynaklarının rutin işlerini yaptığı, işlerini takip ettiği oda burası. Ancak iş görüşmelerini yaptığı, az önce aşağıda da görmüştük zaten Saniye'yi. İş görüşmelerini yaptığımız görüşme odası ise aşağıda. Tuğba ve Saniye insan kaynakları işini burada takip ediyor. Böyle bir odamız var burada. Şuraya bakayım, tamamladık burayı. Almadık hala değil mi? Tamam, açmıyor. Burası benim odam. Aşağı katta da bak balkon var. Orayı çekmeyi unuttuk. Burada bir de balkonumuz var. Ben sigara kullanmıyorum ama bazen sigara kullanan misafirlerim gelebiliyor. Onların rahat edebilmesi için küçük bir oturma grubumuz var. Buradan çıkabiliriz. Burada daha fazla gösterebileceğimiz bir şey yok. Burada bir şey gösterebiliriz. Yine aşağıdaki gibi, imkan buldukça Karşıyaka'yı yaşamaya, yaşatmaya devam. Şimdi burada yine bir toplantı odası var. Genelde ben kullandığım için benim odanın yanında konumladık ama çeşitli departmanlar ve arkadaşlar da burayı kullanabiliyor. Hatta şu an dolu sanırım. Pardon, kolay gelsin. Video çekiyorduk arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhabalar. Az önce sizin kattaydık. Kayıttayız. Az önce sizin kattaydık. KCM back office'e baktık, FCM back office'e baktık, her şeye baktık. Ben de diyorum bunlar nerede? Demek ki bunlar buraya gelmiş. KCM satış destek müdürümüz Ümit Güzel İzmir. KCM satış müdürümüz Dostcan İlgünay. Merhaba. Baş başa toplanmışlar yine bir konu hakkında. Ümit'ciğim, orada gizli bilgiler olabilir mi? Şeyler masa üstünü bir temizleyelim, indirelim aşağı. Ha. Tamam. Burada ise 10 kişilik bir odamız var. Yani aşağıda 75 kişiliği gördük.
4 kişiliği gördük. O satış odası 36 kişilikti. Burası da 10 kişilik. 4 boy toplantı odamız var. Burası da herkesin kullanımına, benim kullanımıma açık bir toplantı odası. Burada ise revirimiz var. Biliyorsunuz 50 kişinin üstünde çalışan olan şirketler iş sağlığı güvenliği firmasıyla ve doktorla çalışmak zorunda. Her cuma bize doktor geliyor. Onun için doktor için organize ettiğimiz bir revir odası, bir küçük muayenehane diyebiliriz. Kolay gelsin. Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkürler. Burası da şirketimizin, şirkette kalp çok. Oraya gidiyorum, şirketin kalbi burası. Buraya gidiyorum, şirketin kalbi burası. Her yer şirketin kalbi ama burası ana kalp. Burası artık finans muhasebe. Sevgili eşim burada, İpek Hanım. Muhasebeye liderlik ediyor. Kasa Emineliler'de. Nurbanu ve Zülal'de uzun yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz arkadaşlar. Burası da muhasebemiz. Var mı ekleyeceğiniz bir şey, söylemek istediğiniz bir şey? Mutlu muyuz? Her şey yolunda mı? Tamam, o zaman sıkıntı yok. Şimdi call center'a giriyoruz. Curcuna içeride. Kolay gelsin. Burası call center. Herkes çağırdı. Burada gürültü yapmayalım. Biraz genelcek çıkalım. Akustik paneller var. Yine akustiği korumak için yerde halı ve akustik call center mobilyası. Call center biraz özel bir alana ihtiyaç duyuyor. Yankı olmaması lazım. Aynı anda birden fazla kişi çağrıya giriyor. O yüzden yerleri halı kaplı, mobilyaları akustik. Tavanlarında akustik paneller var. Şimdi ise terasımıza geliyoruz. Eğlence ve yemek alanı diyebiliriz buraya. Ünlü olacağınız YouTube'çu olduk hepimiz. Ayşe abla bak buraya. Ayşe abla, Öznur. Burası bizim mutfağımız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her derdimizi, her çilemizi çekiyorlar. Az önce bir Street Fighter maçı vardı. Evet. Bir de ben birini yenmek istiyorum. Kim dayak yemek istiyor? Gelsin. Çok iyi. Niye ben kurban oldum? Gel baba. Kurban olan benim. Gel baba. The Fighter 2.5'u açacağız. Japon Edition'ı açacağız. Burada bir... Şimdi beni yenebilir ama sahada bu işler değişiyor İbrahim Bey, değil mi? Yo. Sahada deniyoruz. Evet. Biraz daha çalış. Evet. Gel bir de sana bir şans da şurada vereyim. O mümkünatı yok. Burada mümkünatı yok. Nasıl? Yener misin burada beni? Burada. Shuffleboard'da. Evet. Burada yenerim sizi. Hadi bakalım. Bir de Shuffleboard diye oyunumuz var. Hani Atari'yi belki... Rami böyle geçebilir misin acaba? Geçerim tabii. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Kadın çalışanlarımız çok zevk almaz diye bunu herkes oynayabilir diye bir de böyle bir oyun aldık. Evet. Daha fazla çekme Emrecan, yürü. Kaybettiğimi göstermek istemiyorum. Magnet Campus kısaca böyle. Bu Manisa'daki ofisimizdi. Bir de Uşak ofisimiz var. O da çok güzel. Orayı da gezdirmek istiyorum sizlere. İlk fırsatta da Uşak'ı ziyaret edip Uşak'ta da bir videonun aynısını çekeceğiz inşallah. Herkese çok teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı, çanı açmayı unutmayın. İyi günler.